sıklıkla şöyle şeyler duymaya başladınız. Yani gittikçe hani o devrim arabalarını konuşurken ki aşağılamaların aynı tonlarını duymaya başladığınızın farkındasınızdır herhalde. Ve çok da artık böyle bir kişi, iki kişi falan diye böyle topluca yüksek seslerle gelmeye başladılar. Ve en sonlardan bir tanesi oyuncaktan tutun. Artık hani geçmişte bunlar yok diyorlardı. Sonra var olduğunu dünya kabul edince kabul ettiler. Bu sefer de şu tezde gitmeye başladılar. Abartıyorsunuz. Abartmayın. Yaptığınız küçücük bir uçak. Daha fazla bir şey yapmadınız. O yüzden de çok abartmayın. Evet, yani aslında hep konuştuğumuz şey bu. Yani bu ülke bir şey yaptığında, başka ülkeler yaptıklarında, işte yani İsviçre'den fotoğraf paylaşanlar, İtalya'dan fotoğraf paylaşanlar, hani diyoruz ya bazen, video koyuyoruz ve şey diyoruz, fotoğraf koyuyoruz. İsviçre olsaydı beğenirdiniz. Veya Türkiye'de bir şey yapılıyor, bunu Avrupa'daki bir mühendis söylemiş olsaydı sizin için çok önemliydi. Ama Türkiye'deki bir Türk mühendisin yapmış olması açıkçası hiç kimseyi çok da fazlasıyla memnun etmiyor gibi gözüküyor. Bir kez daha geri hatırlatmaya yarar görüyorum. Daha önce okudum ama ısrarla okumaya devam etmek istiyorum. Çünkü bugün yaşadıklarımız aslında geçmişin birer aynası. Hiç değişmeyecekler. Bakın, hiç değişmeyecekler. Burada başkalarının değişimini mi bekleyelim? Yoksa biz aynı süreci hep beraber izleyelim mi? Ya diyor ya, çok ilginçtir. Devrim arabaları yapılırken o dönemin devlet başkanı çok ilginç bir kelime sarf ediyor. Bölüm bölüm okuyayım size. Diyor ki, medeni bir ülkenin ulaşım araçlarını büyük bir oranda kendi imkanıyla yapması gerektiğini söyledi. Aslında burada sadece otomobil kastetmemiş, yerlilik oranı da sarf etmişti. Türkiye'de otomobil üretilemez diyenleri de kara düşünceli olarak nitelendirmişti. Ve en sonunda da şu sözle bitiriyor. Sizin bu kongrenizin benim olan bu davayı iyi bir yola sevk edeceğini ümit ediyorum. Yani Cemal Gürsel o dönemde bu yerli otomobil üretmek için inanılmaz bir inancı vardı. Diyor ki, bende kalmasın, sizler yapın. Hani bazen şimdi de tartışıyoruz ya, bazı projeler geldiğinde yani kimin projesi falan olmalı. Hani bir proje hayatta geçer mi geçmez mi, daha sonraki geldiğinde kalır mı kalmaz mı tartışmasın. Aslında içinde yer alan önemli bölümlerden bir tanesi. Eğer toplum ona sahiplenirse kalıyor. Toplum sahiplenmezse her projenin hayatta yok olması kaçınılmaz. Çünkü bazı projeler vardı ki tek alıcısı devlettir. Yani siz SİHA alamayacağınıza göre, helikopter ve savaş uçağı alamayacağınıza göre, devlet bunu dışarıdan almaya karar verdiğinde aslında sizin fabrikalarınızı kapatmaktan başka bir şansınız kalmaz. Kendi ülkenizin almadığı bir projeyi diğer ülkeler neden alsın? Evet, ben diyorum ya, zaman zaman konuşuyoruz. Ya işte adamlara da bir şey beğendiremedik. Ne zaman beğendikleri sorusuyla beraber gidelim mi? Yani kocaman bir dönem hatırlayın, bir dönemi düşünün. Karşınızda bir kongre zannettiriyorsunuz. Bu kongre Türkiye'de otomobil yapılabilir mi yapılamaz mı tartışması. Dönemin en iyi mühendisleri, Türkiye'deki mühendisler dahil olmak üzere haftalarca kapanıp çalışıyorlar. Türkiye'de otomobil yapar mıyız, yapamaz mıyız tartışıyorlar. Ama sonuçta bir rapor çıkartıyorlar. Ve bu raporla Cumhurbaşkanı'nın önüne gidiyorlar. Ve Cumhurbaşkanı'nın önüne gittikleri raporda beklenen cevap, yaparız veya yapamayız. Ama cevap nedir isterseniz? Cevabı o gün Cumhurbaşkanı'nın önüne giden kongre heyetinin başkanı. Kimler var bu heyette? Üç kişilik bir heyet gidiyor. Bunda kongre başkanı yürüten Şükrü Er, diğer iki üyeden birisi doçent doktor Necmettin Erbakan. Evet, Şükrü Er'le kongreden sonra Cumhurbaşkanı önüne gittiklerinde şöyle bir konuşma yapıyor. Kongre kararları iyi oldu. Fakat otomobil yapamayacağız.
Zira memleketi yönetenler, yetkililer, sorumlular bu işe inanmıyorlar ve karşıdırlar. Sanayi Bakanlığı görevliler bile memleketin kalkınmasında şeftali yetiştirmeyi daha cazip ve uygun buluyorlar. İthalatçılar telaş içinde. Yılda 1 milyarlık satış mevzubayız. Propaganda için her türlü masrafı göze alıyorlar. Belli başlı gazeteler ithalatçıların organı halinde ve konuya karşı amansız savaş açtılar. Bu hava ve şartlar altında otomobil yapılamaz. Yani mühendisler yetersiz demiyor, sanayi yetersiz demiyor. Bize bu otomobil yaptırmayacaklar diyor. İnanan insanlar yetki ve sorumluluğu devralmalıdır. Bir raporun arkasından çıkan sonuca bakar mısınız arkadaşlar? Yani ne kadar ilginç değil mi? Yani teknik bir rapor sosyolojik bir sonuçla mezun oluyor. öyle. Çünkü Türkiye'nin kaderi hep böyle. Bugün de işte tartıştığımız aynı sosyolojiyle tartışıyoruz. Aynı sosyolojiyle karşı karşıyayız. Yani tabii karşımıza sonra ne diyor, ne geliyor arkadaşlar? Hepinizin bildiği o müthiş şey. Nedir o? Benzin koymadılar. Batı kafasıyla araba yapıp şark kafasıyla ne yaptık? İçine benzin koymayı unuttu. Evet, öyle olunca da ne oluyor? Biz araba yapamıyoruz. Evet, hikaye burada bitiyor mu? Yani hikayeler burada bitiyor mu arkadaşlar? Daha yeni başlıyor hikaye. Çünkü bu kavgaları sonuna kadar götürüyorlar. Ve bugün hani gördüğünüz hani tartışmalarda geçen hep mevzu bahis olan konuların içeriğinde de bu var. Ne diyorlar? Yani abartmayın. Abartmayın. Adamlar uzaya gitmişler. Siz neyi konuşuyorsunuz kardeşim? Neyi anlatıyorsunuz? Uzaya giden adamlar varken siz ne yapabilirsiniz? Aynen okuyorum. Bunları bir kez daha okudum ama devamlı okuyacağım. Çünkü aynı sosyolojiyle karşı karşı olduğumuzu unutmayın arkadaşlar. O dönemin yazarlarından bir tanesi diyor ki, bir köşe yazısı diyor bunlarla ilgili. Ülkenin sosyal ve teknolojik durumunu hakkında bilgi veren gazeteci, o zamanın 1960'dan bahsediyorum ve diyor ki Kağnı devrini bitirip atlı araba devrine bile tam olarak geçmemiş. Düzeltiyorum, geçememiş. Kalifiye eleman sayısının binlerin pek üstüne çıkamadığı, vatandaşlarının iş gücünün sınırlandığı ve henüz ağır sanayi alanında sağlam bir adımın dahi atılamadığı bir ülkede otomobil imalından bahsetmenin gerçekçiliği ve sosyal determinizmi, gerekircilik, yani bu gerekir mi diyor, kolay kolay kabul etmemek anlamına geldiğini ifade ediyor. Müthiş değil mi? Yani memlekette 1946'larda uçak üretiyorsun. 1946'larda inanılmaz bir savunma sanayim var. Sonra 1960'lara geldiğinde Kağnı devrinden işte at arabası devrine geçtik diye bir aşağılamayla Türkiye'nin sanayisini ortaya koyuyorsun. Aynı Denmark var. Abartmayın ya, abartmayın arkadaşlar, abartmayın. Evet, gerçekten abartmayın. Yani bu işler, yaşanan süreçler içerisinde gördüğümüz her konu böyle. Mesela birisi şöyle söylüyor. Bizde endüstri montajdan ibarettir. Otomobil içinde montaj atölyeleri kurmak düşünülüyorsa ona diyecek yoktur. Yani siz sakın ha böyle bir şey yapmayın. Siz montajcısınız ve montajcı kalacaksınız. Ama fabrika, hadi canım, şaka mı ediyorsunuz? Daha Türkiye'de otomatik vites tamiri eden atölye yok. Daha Türkiye'deki otomobil sayısı 50 bin. Bence bunları bırakıp daha basit ve harcı alem işlere emek ve sermaye döksek, bunun içinde bir orantasyon, yüzleşme, istişare büroları kursak ne kadar iyi olacak. Yani gördüğünüz gibi o zamanın ulusalcıları, vatansever diye kendisini yapan, o gazetelerde o şeylerle, sloganlarla yazanlar ne diyorlar?
Aa, siz hayalcisiniz ve yapmamalısınız. Yani çok ilginçti tabii 1960'tan bu zamana kadar o dönemde yapılmış olsaydı şu anda biz TOG'u konuşuyor muyduk? Çok ilginçtir. Yani 1946'da o kurulmuş olan savunma sanayilerini aşağı doğru çekmemiş olsaydık bugün Milli Muharip Uçağı bugün mü konuşuyorduk? İlginçtir ama kader bizi her defasında ne yapıyor arkadaşlar? Geliyor aynı yere sürükleyerek bırakıyor. Çünkü bunların karşısında ortaya çıkıp farklı bir şeyi söylemenin hiç kimse mesuliyetini almıyor arkadaşlar. Yani ya işin ilginç tarafı adam aynı zamanda üretmek, aynı zamanda bunlarla kavga etmek ve aynı zamanda bu mücadelenin içerisinde sonuçlandırmakla. Çünkü biz hem savunma sanayi gibi konuları çok önemsiyoruz ama nedense çoğunluk olduğumuzu düşünüp azınlık karşısında her defasında aşağı doğru gidiyoruz.